Gelin önce karşılaştırma testinin ne olduğunu bir hatırlayalım. Ne zaman işimize yarıyor, ne zaman yaramıyordu bir bakalım. Sonra da karşılaştırma testinin işe yaramadığı zamanlarda kullanabileceğimiz daha geniş bir kullanım alanı olan limit karşılaştırma testini inceleyeceğiz. Şimdi bunu daha önce de görmüştük. Ne eşittir birden sonsuza, sonsuz bir seri olan 1 bölü 2 üzeri n artı 1'in yakınsak olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Bu bu terimlerin her biri sıfırdan büyük ya da sıfıra eşitler. Buna karşılık gelen yani karşılıklı terimlerinden her biri buradaki terimlerden büyük olan bir seri oluşturabiliriz, öyle değil mi? Diğer seri birçoğumuz için çok bariz bir şekilde 1 bölü 2 üzeri n olacak ve 1 bölü 2 üzeri n için açıkça şu şekilde yazayım: 1 bölü 2 üzeri en büyük ya da eşit 1 bölü 2 üzeri n artı 1. Birden sonsuza bütün n'ler için tabii. Peki neden? Çünkü bu payda her zaman bir fazla olacağı için... ...bu ifade bu ifadeden her zaman daha küçük olacaktır. Ve tüm terimler pozitif oldukları için... ...her bir terim kendine karşılık gelen terimden büyük olacak. Karşılaştırma testinde de bu yakınsadığı için... ...üst bir sınır oluşacak. Ve bu seri yakınsadığı için bu seri de yakınsar diyebileceğiz. Şimdi aynı mantığı bundan biraz farklı bir seriye uygulamaya çalışacağım. Diyelim ki elimizde n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 serisi olsun. Sizce bu durumda karşılaştırma testini doğrudan uygulayabilir miyiz? Cevap hayır çünkü 1 bölü 2 üzeri n eksi 1'in 1 bölü 2 üzeri n'den büyük ya da da 1 bölü 2 üzeri n e eşit olduğunu söyleyemeyiz. Buradaki payda daha küçük olduğu için bu ifade de bundan daha büyük olacak ve terimler bunun için üst bir sınır oluşturmayacak. Bu noktada bu biraz daha büyük ama n arttıkça 2 üzeri n eksi 1 ya da artı 1'in önüne geçecek ya da mesela bunda zaten ekstra bir şey de yok sadece 2 üzeri n var bu yüzden bu ifadenin davranışı da 2 üzeri n tarafından belirlenecek diye düşünüyorum olabilirsiniz. Bu konuda size katılıyorum ama bunun işe yaradığını ispatlamadığımız için limit karşılaştırma testinden faydalanacağız. Hemen not edelim limit karşılaştırma testi. Ne olduğunu öncelikle matematiksel olarak yazayım. Sonra buradaki seriye uygulayarak pratikte nasıl çalıştığını da görelim. Limit karşılaştırma testine göre eğer elimizde iki tane sonsuz seri varsa biri n eşittir k'dan sonsuza giden a alt indis n olsun. Olsun. Bu arada şimdi ispat yapmayacağım. Sadece nasıl uygulandığını göstereceğim. Anlaştık mı? Diğeri de n eşittir k'dan sonsuza giden b alt indis n olsun. Evet, evet. a alt indis n'li terimlerin 0'dan büyük ya da 0'a eşit b alt indis n'li terimlerin de 0'dan büyük ya da 0'a eşit. Ee, bir saniye. 0'dan büyük olacak, değil mi? Neden 0'a eşit değil? Çünkü az sonra bunları Payda da kullanacağım tamam mı? Ve bu n eşittir k, k artı 1, k artı 2 şeklinde devam eden tüm n'ler için geçerli olacak. Şimdi limit karşılaştırma testinin limiti sahneye çıkıyor. Eğer n sonsuza giderken a alt indis n bölü b alt indis n'in limiti pozitif ve sonlu ise serilerin ikisi de ya yakınsak ya da ıraksaktır diyebiliriz. Evet bunu not edelim. Serilerin ikisi de ya yakınsar ya da ıraksar. Bu en sonsuza giderken serilerin davranışları benzerse ikisinin de ya yakınsayacağı ya da ıraksayacağı anlamına geliyor. Şimdi de bu testi buradaki seriye uygulayalım bakalım. B alt indis n 1 bölü. 2 üzeri n olsun. Aynen buradaki gibi. Evet, 1 bölü 2 üzeri n. Bu iki seriyi karşılaştıracağız ve buradaki koşulların hepsini sağlıyoruz. Gelin, limit n sonsuza giderken a alt indis n bölü b alt indis n'e bakalım. 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 bölü 1 bölü, evet. 1 bölü 2 üzeri n. Evet, 1 bölü 2 üzeri n'ye bölmek, 2 üzeri n ile çarpmakla aynı şey. O halde bunu 2 üzeri n bölü 2 üzeri n eksi 1 olarak yazabilirim. Pay ve payda da olan şey. Bunu şu şekilde yazarsak, evet payı ve paydayı 2 üzeri n'ye bölebiliriz. Eşittir limit n sonsuza giderken, kendime şurada biraz yer açayım. Payı 2 üzeri n'ye bölersek 1 elde ederiz. Paydada da 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n olur. Şimdi görüyorsunuz değil mi? N arttıkça bu sıfıra yaklaşacağından elimizde 1 bölü 1 kalacak. Bu limit pozitif ve sonlu. Evet, onun için hemen not ediyorum. Bu limit pozitif ve sonlu olduğu için bu seri e, bu yakın sarsa yakın sıyacak, bu ırak sarsa da ırak sıyacak. Ve bu serinin ortak oranı birden küçük geometrik bir seri olduğunu bildiğimiz için yakınsadığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu seri de yakın sıyacak diyebiliriz.